siyasi anlamda bakıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak bu sulh projesini anavatan Türkiye ile birlikte gerçekleştirebilmiştir. Bu su projesiyle 75 milyon metreküp kesintisiz su akışının buraya sağlanması başarılı bir şekilde, aynı zamanda çok önem verdiğimiz kendi su kaynaklarımızın zaman içerisinde yükselmesiyle tuzlanmanın engellenmesi ve önlenmesi dolayısıyla buradaki narenciyemiz ve diğer tarımsal ürünlerde verimliliğin arttığını görmekteyiz. Niş ürünlerin de keşfedilmesiyle önümüzdeki süreçte ve dönemde kıt olan su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasıyla bu ülkede ziraat, tarım ve benzeri ürünlerin geliştirilme ve yetiştirilmesinde büyük bir mesafe kazanacağız. Artık dünyada hem artan nüfus, hem farklı farklı gelişmeler, hem küresel kuraklıkla su en değerli ve önemli bir kaynak haline gelmiştir. Adaya bir bütün olarak baktığımızda bu kurak coğrafyada ve küresel ısınmanın da daha da yoğunlaşması, dünya nüfusunun artması ve Rusya-Ukrayna savaşının doğurduğu bir takım olumsuzluklarla baktığımızda bu su temin projesinin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, ne kadar zamanlaması bakımından fevkalade mükemmeliyet içeren bir proje olduğunu bir kez daha tarih önünde bu önemli çalıştayla sizlerle paylaşırken yürekten teşekkür ediyorum.